bir karşılıklı alışveriş olması gerekmez mi böylesi bir itibar kaybını göze alabilmeleri için? Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse itibar kaybıyla ilgili çok tartışma var ama bugünün dünyasında bu tür uluslararası finans kurumları ve uluslararası derecelendirme kuruluşlarının genel manada etkinliği altında veya hakimiyeti altında yürüyen bir uluslararası sistem olduğu için bununla ilgili de sorun var. Mesela uluslararası derecelendirme kuruluşlarının aslında batacağı kesinlik arz eden, neticede yatırımcısına ciddi manada para kaybettireceğine emin olan bazı ifadeye dayalı gayrimenkul kredileri, yani mortgage kredilerine dayalı bir takım menkul kıymetler için çok yüksek noktada bir takım derecelendirme notları verdiklerini, insanların bu derecelendirme kuruluşlarının raporlarına güvenerek tasarruflarını, bu kağıtları yatırdıklarını, sonra 2008 küresel krizinde bu verilen notlar yüzünden bir takım bankaların battığını, o kağıtlar değer kaybettiği için milyonlarca insanın Amerika'da milyarlarca dolarlık tasarruf kaybettiğini hepimiz biliyoruz. Evet. Bu konuda hepsine ceza kesildiğini de biliyoruz. Ama ne acıdır ki dönüp dolaşıp dünyada bu tür kuruluşlara alternatif olabilecek, bu tür kuruluşların daha üst noktada denetlenmesini sağlayacak daha yukarıda bir uluslararası otorite olmadığı için dönüp dolaşıp yine bu derecelendirme kuruluşlarıyla ve bu finans kurumlarıyla bu kadar eleştirmelerine rağmen, ceza almalarına rağmen hayat bu kurumların üzerinden bir nevi dönmeye devam ediyor. Burada yapılacak olan şey şu: Türkiye çok uzunca bir dönem bu tür raporlar yayınlandığında bu raporlara denetleme ve düzenleyici kurumlarımız tarafından kendilerine çeki düzen vermeleri, Türkiye konusunda daha hassas olmaları, daha dikkatli olmaları konusunda uyarı niteliği taşıyabilecek hiçbir soruşturma veya araştırma başlatmazdı. Bu konuda aslında bu yönüyle bakıldığı zaman ilk defa bir süreç, daha ciddi bir süreç olduğunu ifade etmek lazım. Evet. Üstelik de bu tür araştırma ve soruşturmaları dünyadaki bütün Türkiye gibi belli bir kalibrasyona gelmiş olan ülkelerin tümü yapıyor. Amerika'nın kendisi de yapıyor, Kanada'da yapıyor, Hindistan'da yapıyor vesaire. Avrupa Birliği'ne kaç defa yalan yanlış raporlar hazırladılar. Avrupa'nın para birimi Euro'nun anormal değer kaybedeceğine dair kaç defa bir takım ifadeler, bir takım iddialar koydular raporlarına. Türkiye'de dediğiniz manada bu hedeflerin, bu öngörülerin, bu projeksiyonların, bu tahminlerin tutmamasıyla bağlantılı olarak bir itibar kazanma dönüp dolaşıp dünyadaki küresel sisteme baktığınız zaman bunca itibar kaybına rağmen yine kapısını çalmak zorunda olduğunuz derecelendirme kuruluşları bunlar. Raporlarına yine de okumak zorunda olduğunuz uluslararası finans kurumları bunlar. Dolayısıyla bir yandan da küresel sistemin hep aynı aktörlerle çalışmak zorunda kalması anlamında bir tıkanıklık da söz konusu sistemde. Peki Sayın Akin, son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi paylaşımınızda şöyle bir cümle var. Diyorsunuz ki 2030'a kadar sancılı bir küresel yeniden yapılanma süreci bizi bekliyor. Hemen şunu sormak istiyorum. Peki bu süreç nasıl yönetilmeli? Yani sonuçta Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve vizyonunda Türkiye 2030'a kadar bu bahsettiğimiz anlamdaki söz konusu dünya küresel sistemindeki, küresel ekonomi politik sistemdeki yeniden yapılanmanın çok meşakkatli, çok zorlu geçeceğinin ciddi manada farkında. Bu nedenle biz dünyadaki pek çok ekonomik ve siyasi güç merkezleriyle ilişkilerimizi derinleştirerek Rusya, Çin, Hindistan, Latin Amerika, Afrika, pek çok farklı coğrafyadaki yeni güç merkezleriyle ilişkilerimizi hem ekonomi, hem siyaset, hem kültür, çok farklı alanlarda zenginleştirerek Türkiye için çok katmanlı, çok yönlü bir dış politika seti zaten oluşturuyoruz. Biz bunu oluştururken Atlantik'e şöyle bir şey söylüyoruz. Diyoruz ki artık ikinci Dünya Savaşı sonrasında birinci Soğuk Savaş dönemindeki kurgu bitti. Bu kurguda Atlantik kime düşman diyorsa Türkiye'de o ittifakın bir parçası olarak hiç tartışmadan onu düşman belliyordu. Ama bugün sadece Türkiye değil, Avrupa Birliği diyor ki NATO'da beraber olabiliriz, Atlantik İttifakı'nda beraber olabiliriz,
Ama dünya değişiyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin her düşman dediğine biz de artık otomatik olarak düşman diyemeyeceğimiz yeni bir dünya var. Yeni güç merkezleri var. Dolayısıyla Amerika da diyor ki ben onu istemiyorum diyor. Hı hı. Ben kime düşman diyorsam siz aynen onu düşman belleyeceksiniz anlamında bir dünyanın devam etmesini istiyorum diyor. Türkiye ile Avrupa Birliği de diyor ki hayır öyle bir dünya, hı hı, artık yok. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin ben o dünyanın aynen öyle devam etmesini istiyorum demesiyle Türkiye ve Avrupa Birliği gibi önemli güç merkezlerinin de hayır artık öyle bir dünya mümkün değil anlamında duruşlarını, dirayetli duruşlarını ortaya koydukları bir süreç yaşıyoruz. Evet.